MIT Açık Ders Malzemeleri Lineer Cebir 18.06 8. ders. Pekala, kamera tamam deyince başlıyoruz. Bana sinyal veriyor musunuz? Tamam. Bu doğrusal cebirin 8. dersi ve biz bu derste doğrusal denklemleri tamamıyla çözüyoruz. Dersimiz AX eşit B. Hedefimiz bu. Çözüm olabilir de olmayabilir de. Yok etme yöntemiyle bu durumu tespit etmeliyiz. Ve bir çözüm var olduğunda sadece tek bir çözüm mü var yoksa bir sürü çözüm mü var? Hepsini bulmalıyız. Tamam. Sıfır uzayını bulmak için üzerinde çalıştığım geçen dersteki matrisi kullanacağım. Matrisimizin satırları 1, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8 ve 3. satır. Hatırlıyorsunuz esas nokta. 3. satır 3, 6, 8, 10. 1. ve 2. satırın toplamıydı. Bir başka deyişle şu sol tarafları toplarsam 3. sol tarafı elde ediyorum. Yok etme yönteminin sağ taraf hakkında neler bulacağını siz bana hemen söyleyebilirsiniz. Bu sistemin bir çözümünün olabilmesi için B1, B2 ve B3 üzerinde bir koşul olması gerekir. Pek çok durumda şu sayıları 1, 5, 17 alırsam hiçbir çözüm olamaz. Aslında ilk sayıları 1 ve 5 alırsam B3 sadece ne olabilir? Elbette 6. Şayet sol tarafların toplamı bu olacaksa B1 artı B2'nin B3'e eşit olması gerekir. Şimdi yok etme yönteminin bunu nasıl yaptığını görelim. Bunun böyle olacağını görebiliriz, değil mi? Başka bir şekilde söylersem, bazı bileşimler sol tarafta sıfır veriyorsa, aynı bileşimlerin sağ tarafta da sıfırı vermesi gerekir. Tamam. Aynı örneği alalım ve artı işaretlerini kopyalamaktansa matrisi yazalım. 1, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8 ve 3, 6, 8, 10. Ve 3. satır ilk iki satırın toplamı. Şimdi sağ tarafı nasıl halledeceğiz? Sol taraftaki satırlara yaptıklarımızın aynısını sağ tarafa da yapmak istiyoruz. Ve bunun için de sağ tarafa bir vektör ilave ediyoruz. Bir sütun vektörü. İşte bu genişletilmiş matristir. Bu A ile yanına B'nin ilave edilmesinden elde edilen matristir. MATLAB'de sadece bunu yapmanız kafi. Tamam. Şimdi yok etmeyi bu matris üzerinde yapacağız. Yok etmeyi hızlıca yapabilir miyiz? Birinci pivot tamamdır. Şunun iki katını bundan, bunun üç katını şundan çıkarıyorum ve 1, 2, 2, 2, B1 elde ediyorum. Şunların ikisini atmak bana 0, 0, 2 ve 4 verecektir. Ve şu B2 eksi 2 kere B1'dir. Aynısını şu üçüncüsüne, şu son sütuna da yapmalıyım. Bu şekilde bundan 3 kere şunları çıkarırsam 0, 0, 2, 4, B3 eksi 3 kere B1 bulurum. Bu şekilde birinci sütundaki yok etmeyi tamamlamış oluyoruz. Devam edersek birinci pivot hala orada, ikinci pivot işte burada. Bunların pivot sütunları olduğunu daima akılda tutacağız. Son neticeye gelirsek, durun şurayı silebilir miyim? Bu satırı
Şu satırdan çıkaralım. O bunu öldürecek ve bana sıfır dolu bir satır verecek. Ve sağ tarafta şunu bundan çıkarırsam ne bulurum? Sanırım B3 eksi B2. Ve eksi 3 kere B1. İşte bu eksi B1 olacaktır. Evet, bakın işte tam beklediğim gibi. Yani şimdi son denklem hangisi? Son denklem sıfır dolu bir satır olarak ifade ediliyor. Sıfır eşit B3 eksi B2 eksi B1'dir. İşte çözülebilme şartımız budur. Sağ tarafta beklediğimiz şart işte budur. Bu B1 artı B2'nin B3 ile aynı olduğunu söylüyor. Ve eğer elimizde sayılar 1, 5 ve 6 olsaydı ve B'nin 1, 5, 6 olduğunu varsayarsak bu doğru bir B olur. Bu yok etmeyi bitirdiğimde elime ne geçecek? B1 hala 1 olacak. B2 ise 5 eksi 2 yani 3 olur. 6 eksi 5 eksi 1 işte burası temel nokta. Bu 0 olur. Teşekkürler. Tamam. Artık son denklem tamam. Ve şimdi 4 bilinmeyen iki denklemi çözmeye çalışacağım. Pekala. Bunu yapmak istiyorum. İşte bu B tamam. Çözüm var. Elbette biz denklemin çözümünün olabilmesi için B üzerindeki şartın peşindeyiz. Çözüme geçmeden önce ne gördüğümüzü yazalım. İlk önce çözülebilirlik. Çözülebilirlik. Ki sağ taraftaki şart işte bu. Ve nedir bu şart? Bu AX eşit B'nin her zaman çözülebilmesi şartı. Aslında bu şekilde AX eşit B'nin çözülebilirliği için sütunlar dilinde bir cevap bulduk. Cevabın ne olduğunu bana hatırlatabilir misiniz? Bu bizim önceki dersimizdeki cevap gibiydi. B sütunlar uzayında olmalı. Ancak A'nın sütun uzayındaysa çözüm vardır. Doğru mu? Bu şunu söylüyor. B sütunların bileşimi olmalıdır ve elbette denklem tam da bunu arıyor. Şimdi cevabı verelim. Aynı cevap ama farklı dilde. Cevabın başka bir yolu. Eğer A'nın bazı satırlarının bileşimleri sıfır satırı veriyorsa ve bu durum elimizdeki örnekte böyleydi. Satırların bazı bileşimleri sıfır satırı veriyordu. Bu durumda B'nin üzerindeki şart ne olacak? Denklemlerin her iki tarafına da aynı işlemleri yaptığımızdan B'nin elemanlarının aynı bileşimleri sıfır vermelidir, değil mi? Eğer satırlarının bileşimi sıfır satır veren bir matris varsa B'nin elemanlarının aynı bileşimi de sıfır vermeli. Ve bu bir sıfır satırı değil, bilakis bu sıfır sayısı. Tamam. Hemen belirgin olmasa da bu iki ifadenin aynı olduğunu söylemenin bir başka yolu. Her ikisi de sistemin çözülebilme şartı olduğundan birbirlerine eşdeğer olmaları gerekir.
Tamam. Sanki sıfır sorusuna geldik. Sistemin çözümü var mı? Tamam. Bunu daha çok tartışmak için geri döneceğim. Çözüm olduğunu kabul ederek ilerleyelim. Çözüm olduğunda ve şimdi bizim işimiz ne? Arkaya yaslanıp iyi bir çözüm var, işimiz bitti mi diyelim. Çözüm var, ancak onu oluşturmamız gerekir. Çözümü bulmak için atacağımız adımlar, algoritma nedir? Sınavlarda ben size bir AX eşit B sistemi verip çözüm olup olmadığını soracağım. İşte takip etmeniz gereken algoritma bu. Tamam. Hadi görelim. O halde AX eşit B'nin bütün çözümleri nedir? Pekala. Bir çözüm. Bir belirli çözüm bularak başlayalım. Bunu yapabilmeyi umuyorum. Son denklem 0 eşit 0 olduğu için belirli bir çözüm bulabilmeyi umut ediyorum. Gerçekte iki denklemim ve 4 bilinmeyenim var. Dolayısıyla sadece bir çözüm değil, birçok çözüm bulmak umudundayım. Ama şimdilik bir tane bulalım. Birinci adım, belirli bir çözüm, belirli x. Belirli bir çözümü nasıl buluyoruz? Durun. Şimdi size bunu anlatayım. Bir sürü çözüm olduğundan belirli çözümü bulmak için siz de kendi yolunuzu bulabilirsiniz. Fakat bu gayet normal bir yol. Bütün serbest değişkenleri sıfır yapın. Bu serbest değişkenler herhangi bir şey olabileceğinden en uygun seçim sıfırdır. Ve artık AX eşit B'yi pivot değişkenleri için çözün. Bu örneğim açısından ne anlama geliyor? Hangileri serbest değişkenler? Serbestçe değer atayabileceğiniz değişkenler hangileri? Ve pivot değişkenlerini bulmanın tek ve bir tek yolu var. Bunlar x2, böylece x2 sıfırdır. Çünkü pivotsuz bir sütundadır. İkinci sütunda pivot yok. Ve diğeri nedir? Dördüncüsü x4 sıfırdır. Bunlardan dolayı şunlar serbest değişkenlerdir. Pivotsuz olan sütundakiler. Görüyorsunuz. X2 ve X4'ü 0 yaptığımda elimde kalan burada elimde kalan görüyorsunuz. Şimdi ben iki serbest sütunu kullanmıyorum. Sadece pivot sütunlarını kullanıyorum. Elimde sadece x1 var. Birinci denklem x1 ve 2 kere x3 sağ taraf olmalı. Ve bunu 1 olarak seçtik. Ve ikinci denklem 2 tane x3 ve bu da 3 çıktı. Sıfıra eşitlediğimiz için x2 ve x4 yok oldu. Ve bu şekilde normal duruma geri koyma işleminin çalışacağı duruma döndük. Yani x3 eşittir 3 bölü 2 ve geri gidiyoruz. x1 1 eksi 2 x3'e eşit. Bu muhtemelen eksi 2'dir. Güzel. Böylece x belirli çözümü eksi 2 0, 3 bölü 2, 0 vektördür. Tamam. Bu belirli çözümlerden sadece biridir. Ve bunu biz orijinal sistemde yerine koymalıyız. Gerçekten sınavlarda böyle yapmanız iyi olur.
Bütün bu satır işlemlerinden sonra sistemin çözülmüş olması gerekir. Ve zaten de öyle. Bu durumda şu bulduğumuz belirli x. Bugün yeni olan işte bu. Belirli çözüm şöyle geliyor. Önce 0 eşit 0 olduğunu gözlüyorsunuz. Bu şekilde son denkleminiz tamamdır. Ve sonra serbest değişkenleri sıfırlıyorsunuz. Pivot değişkenleri için çözüyorsunuz ve sonuçta içinde serbest değişken olmayan belirli çözümü buluyorsunuz. Tamam. Devam edersek bu sadece bir çözüm. Ben şimdi bütün çözümleri arayacağım. Geri kalanları nasıl bulacağım? Esas nokta şu. X'e ben sıfır uzayından herhangi bir şey ekleyebilirim. Çünkü bunu geçmişte yaptık. Yine de size ne yaptığımızı hatırlatayım. Ve sonra onları toplayacağım. Sonuç bütün çözümler olacak. Yani bütün çözümler bir belirli çözümle sıfır uzayından herhangi bir vektörün toplanmasından elde edilir. X ne? Tamam. Neden bu böyle? Çünkü matematikte doğrusal denklemlerin olduğu her yerde bu model karşımıza çıkıyor. Sebebini açıklayayım. Belirli çözüm XP için AXP nedir? Bu kesin olarak sağ taraftaki B'yi verir. Ve A kere sıfır uzayından herhangi bir x ne ne verir? Sıfır. O halde toplayalım ve paranteze alalım. Böylece A çarpı XP artı x ne eşittir B artı sıfır eşit B'dir. Ben ne söylüyorum? Kelimelerle anlatayım. Bir çözümüm varsa ona sıfır uzayından herhangi bir şey ekleyebilirim. Çünkü sıfır uzayından herhangi bir şey sağ tarafta sıfır verir. Ve elimizde yine doğru sağ taraf B kalır. İşte bu benim sistemim. Bu benim bütün çözüm kümem. Şimdi bütün bunlar şu örnek için nelerdir yazalım. Bu örnekte X genel çözüm yani bütün çözüm şuna eşittir. Eksi 2, 0, 3 bölü 2, 0 olan ve serbest değişkenlerin 0 olduğu belirli çözüm artı hatırlayacağınız gibi 0 uzayında serbest değişkenlerin 1 veya 1 ve 0 olduğu ve değerlerini kendimizin doldurduğu belirli bir 0 çözüm. Ne olduklarını unuttum. Fakat sanırım buydu. O belirli bir çözümdü. Bu serbest değişkenin 0, diğer değişkenin 1 olduğu ve geri kalanların tarafından doldurulduğu başka bir belirli çözüm daha vardı. Belki bu eksi 2 ve şu 2 idi. Belki. Sanırım doğru. 2 eksi 1. Pardon yanıldım. Şu size doğru geliyor mu? Denklemlerimi hatırlamalıyım. Şuradaki tahtaya gideyim. Birinci denklemimi hatırlarsam 2 kere eksi 3 artı 2 kere eksi 4 eşit 0. Çünkü ben sıfır uzayındaki çözümlere bakıyorum. Eksi 4'ü 1'e eşitliyorum. Ve tekrar kopyalayamadığım ikinci denklem bunun için bana eksi 2 veriyor. Evet sanırım bu tamam. 2, eksi 4 ve artı 2 0 verir. Tamam. Pekala bunlar özel çözümler. Bütün çözümleri elde etmek için ne yapmalıyız? Şimdi bütün çözümleri nasıl elde edeceğim? Bunu herhangi bir şeyle örneğin C1 ile çarpayım.
Şunu da herhangi bir şeyle çarpıyorum. Bileşimlerini alıyorum. Sıfır uzayını bu şekilde tanımladığımızı hatırlıyorsunuz. Sıfır uzayı x, n özel çözümlerin bileşimidir. İki tane serbest değişken olduğundan iki tane özel çözüm vardı. Ve bu noktada bizim bunu göz önünde bulundurmamız gerekir. İşte aradığım cevap bu. Şunu çarpan bir şey var mı? Bu adamı çarpan serbest bir sabit var mıdır? Olamaz, değil mi? Çünkü x belirli çözümü axp eşit b'yi çözüyor. Bunu 3 ile çarpma hakkım yok. Fakat axn eşit 0'da xn'yi 3 ile çarpabilirim. Veya ona başka bir xn ekleyebilirim. Çünkü sağ tarafta devamlı 0 elde ediyorum, değil mi? Yani tekrarlarsak xp belirli bir çözüm, xn bütün bir alt uzaydır, değil mi? O bir çözüm. Artı alt uzaydan herhangi bir çözüm. Resmini çizelim. Bütün genel çözümlerin resmini çizelim. Şimdi genel çözüm x olsun. İçinde bulunduğum boyut nedir? Burası şanssız bir durum. X'in kaç tane bileşkesi var? 4. 4 tane bilinmeyen var. Bu durumda MIT'nin bu ucuz siyah tahtasında 4 boyutlu bir resim çizmem gerek. Tamam. Şimdi başlayalım. Einstein bunu yapabilirdi. Neyse, işte size birbirine dik eksenli 4 boyutlu uzay. Tamam. Çözümlerim neredeler? Çözümlerim bir alt uzay oluşturuyor mu? Ax eşit b'nin çözümleri bir alt uzay oluşturuyorlar mı? Asla. O zaman nasıl bir şey bu? Bu resimde bir alt uzay, şu kısım bir alt uzay, değil mi? Evet. İki parametremiz olduğundan şu kısım iki boyutlu. İşte bu sıfır uzayını R4'ün içinde iki boyutlu bir alt uzay olarak düşünüyorum. Şimdi size şunu söylemeliyim ve ileride yine söyleyeceğim. Alt uzay demek ne demek? Alt uzayın boyutu ne demek? Ama siz ne olacağını tahmin edebiliyorsunuz. Seçebileceğimiz bağımsız sabitlerin sayısı. Yani bir yerlerde iki boyutlu bir alt uzay olacak. Bu bir doğru değil. Üç boyutlu uzay da değil. Sadece iki boyutlu bir uzay. Fakat o orijinden geçmiyor. Çünkü şu noktadan geçiyor. İşte burada belirli çözüm xp şuralarda bir yerde. Bir şekilde alt uzay şu şekilde çizebilir miyim? Belirli çözüm xp'den geçen iki boyutlu bir uzay ve devam ediyor. İşte xp ve ona xn'yi ilave ediyorum ve işte genel çözüm x. İşte x eşit xp artı xn. Fakat xn bu uzayda herhangi bir yerde ve bu şekilde bütün düzlemi dolduruyor. Bu bir alt uzay. Hayır, o bir alt uzay değil. Ben ne diyorum? Düz bir şey. Alt uzay gibi. Fakat orijinden kaydırılmış. İçinde sıfır vektörü yok. Tamam mı? Teşekkürler. İşte resim bu ve bu da algoritma. Algoritma şu. Yok etme yöntemini uygula ve belirli bir çözüm bul. Ardından o özel çözümleri bul. Bunları yapabilirsiniz. Bu derste büyük resmi görmek için biraz vaktimizi alalım. Düşünce şeklim şöyle. Size bir soru, aslında birkaç soru soracağım.
Genelde R ranklı, M'ye N'lik bir A matrisi düşüneceğim. Tamam. Rankın tanımı nedir? Şimdilik rankın tanımı pivot sayısından başka bir şey değil. Tamam mı? Her şeyden önce bu sayılar nasıl birbiriyle ilişkilidirler? R ile M arasında bana bir ilişki söyleyebilir misiniz? Matriste M satır ve R tane pivotum varsa bu durumda R ile M arasında nasıl bir ilişki bulunmalı? R küçük veya eşit M olmalı, değil mi? Çünkü M tane satırım var ve M'den daha çok pivotumuz olamaz. M tane veya daha az pivotum olabilir. N tane de sütunumuz var. R ile N arasında nasıl bir ilişki var? Aynı durum, küçük veya eşit. Çünkü bir sütunda birden fazla pivot olamaz. Yani toplam N'den fazla pivotum olamaz. Tamam. Tamam. Elimde M kere N'lik ve rank R olan bir matris var. Ve biliyorum ki R M'den küçük veya eşit. Aynı şekilde R N'den de küçük veya eşit. Ben şimdi R'nin maksimum olabileceği durumdan söz etmek istiyorum. M'nin ve N'nin ne olduklarına bağlı olarak iki ayrı durum söz konusu. İlk önce tam sütun rankı olduğu durumdan konuşalım. Yani R eşit N durumunda. Size sorayım. Bu çözüm hakkında ne söylüyor? Sıfır uzayı hakkında ne söylüyor? Bütün çözümler hakkında ne söylüyor? Ne demek bu? Size soruyorum. Rankın ne olması ne anlama geliyor? Her sütunda bir pivotun olduğu anlamına geliyor elbette. O halde kaç tane pivot değişkeni var? N tane. Bu durumda bütün sütunların pivotları var. O halde kaç tane serbest değişken var? Hiç yok aslında. Yani serbest değişken yok. R eşit N'ye serbest değişken yok. Bu bize bizim küçük algoritmamız hakkında neler söyler? Sıfır uzayında kimler olacak? A'nın sıfır uzayında neler var? Sadece sıfır vektörü. Başka değerler verecek serbest değişkenler yok. O halde sıfır uzayı sadece sıfır vektörüdür. Bu durumda AX eşit B'nin çözümlerinden ne haber? AX eşit B'nin çözümleri, bunun hikayesi nedir? Bugünkü dersimizin konusu bu. X çözümü genel çözüm nedir? Belirli x, xp değil mi? Doğru mu? Şayet bir çözüm varsa o belirli çözüm olmalıdır. Biliyorsunuz, artık sadece tek bir çözüm var. O da tabii ki çözüm varsa. Yani tek bir çözüm, tek sadece bir tane anlamına geliyor. Çözüm varsa o da tektir. Bir başka şekilde söylersek ya hiç çözüm yok veya tek çözüm var. R eşit N olduğunda bütün olay böyle. Gerçek hayatta
bir sürü örneklerde ileride bağımsız diyeceğim sütunlarla karşılaşırız. Ve sıfır uzayında arayacağım hiçbir şey olmayacak. Sadece belirli çözümümüz olacak. Tamam mı? Herkes bu olasılığı görebiliyor mu? Fakat bir örnek yapmalıyız, değil mi? O halde bir örnek yaratayım. Nasıl bir matris? Sütun rankı tam olan bir matris nasıl bir şeydir? Varsa eğer şuraya sığdırabilir miyim? Bir örnek yazmak için gayet de uygun bir yer burası. Çünkü bu örnek uzun ve dar olacak. İşte örneğimiz. 1, 2, 6, 5, 3, 1, 1, 1. Harika bir örnek. Tamam. İşte A matrisi. Rankı ne bunun? Bu matrisin rankı nedir? Yok etmeden sonra kaç tane pivot bulacağım? 2, değil mi? 2. Şurada bir pivot görüyorum. Şu iki sütun farklı yönlerde ilerliyor. Yok etme yaparsam şurada bir başka pivot bulacağım. Güzel ve ben bunları aşağıya ve yukarıya temizlemek için kullanabilirim. Gerçekten bana satıra göre indirgenmiş basamaklı biçimi söyleyebilir misiniz? Yok etme metodunu sonuna kadar götürebilir misiniz? Yani şu ne demek? Şu satırlardan bu satırın katlarını çıkarıyorum. Bu şekilde şuradaki bütün sıfırları temizliyorum. Şimdi artık burada bir pivotum var. Onunla ne yapayım? Aşağıdan ve yukarıdan ben onu çıkartıyorum ve boydan boya bölüyorum. Şimdi bu örnek için R nedir? Bunu şu diğer tahtaya koymama müsaade edin. Uygulama olarak şu matris için satıra göre indirgenmiş basamaklı biçim nedir? Pivotlar olarak birleri var, birim matrisi var, küçük bir ikiye ikilik birim matris ve altında bütün sıfırlar. Bu ilk iki satırı bağımsız olan bir matris. İlk iki satır bağımsızlar. Bunlar aynı yönde değiller. Fakat diğer satırlar bu ilk iki satırın bileşimleri. O halde bu durumda AX eşit B'nin çözümleri var mı? Bana burada resmin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu matris A için rankın tam olduğu durum. Şu iki sütun pivotları veriyor. Sıfır uzayında hiçbir şey yok. Sıfır bileşimleri haricinde sıfır sütununu verebilecek hiçbir sütun bileşimi olamaz. Yani sıfır uzayı boş. Fakat AX eşit B'ye her zaman bir çözüm var mı? AX eşit B ile neler oluyor? Burada dört denklemim var. Ve sadece iki tane x. O halde cevap kesin olarak hayır. Her zaman bir çözüm yok. Sıfır çözümlerim olabilir. Rastgele seçim yaparsam sıfır çözüm bulurum. Veya sağ tarafta büyük bir seçim yaparsam, yani şu iki sütunun bileşimini alırsam, örneğin bana öyle bir sağ taraf verin ki bir çözüm olsun. Öyle bir sağ taraf verin ki 0, 0, 0, 0, değil mi? Bunun için bir ödül gerekmez. Bir tane daha söyleyeyim. Çözüm veren bir başka sağ taraf. 4, 3, 7, 6 olur. 2 sütun toplayabilirim, değil mi? Şayet sağ taraf 4, 3, 7, 6 olsaydı bütün çözüm ne olurdu? Belirli çözüm 1, 1 yani şu sütundan 1, şundan da 1 aldığımızdaki durum olurdu ve bu tek çözüm olurdu. Sağ taraf şu iki sütunun toplamı olduğundan belirli x çözümü 1, 1 olurdu. Ve hepsi bu kadar. Bu tek çözümlü bir durum olur.
ve tam ranklı durum için tipik bir örnek olur. Şimdi satır rankı tam olan duruma geçiyorum. Bu konuşmadaki doğal simetriyi görüyorsunuz. Tam satır rank R eşit M demektir. Şimdi bununla, yani R eşit M ile ilgileniyorum. Tamam. Bu durumda neler var? Kaç tane pivot var? M tane elbette. Bu durumda yok etme yönteminde neler oluyor? M tane pivotum olacak. Yani her satırda bir pivot var, değil mi? Her satırda bir pivot. Ve çözülebilirlikten ne haber? Hangi sağ taraflar için çözüm var? İşte benim sorum bu. Hangi sağ taraflar için AX eşit B'yi çözebilirim? Ne geldiğini görüyor musunuz? Yok etme yöntemini uyguluyorum. Ve hiç sıfır satır elde etmiyorum. Bu durumda B üzerinde hiçbir şart yok. Her bir B için AX eşit B'yi çözebilirim. AX eşit B'yi her sağ taraf için çözebilirim. İşte bu varlık durumu. Çözümün varlığı, görüyorsunuz. Her satırda bir pivot var. Bu durumda kaç tane serbest değişken var? Bu durumda kaç tane serbest değişken var? Başlangıçta n tane değişkenim vardı. Kaç tanesini pivotlar kullandı? R, ki bu m'ye eşit. O halde elimde n eksi r tane serbest değişken kaldı. Tamam. Tam satır rankı durumunda her zaman çözüm var. Ve bu bana kaç tane serbest değişkenimin olduğunu da söylüyor. Yani n eksi m tane. İşte n eksi m tane serbest değişken. Bir örnek yapabilir miyim? Biliyorsunuz böyle bir örnek için en iyi yol şu örneğin devriğini almak. Sütunu 1, 2, 6, 5 olan matrisi alayım. Şimdi size soruyorum. Bu benim A matrisim. Bu matrisin rankı nedir? O matrisin rankı nedir? Sorduğum için üzgünüm ama değilim aslında. Çünkü rankın ne demek olduğunu anlamaya başladık. Şu matrisin rankı kaç? 2. Tam olarak 2. 2 tane pivot olacak. Satıra göre indirgenmiş basamaklı biçim ne olacak? Aranızda bunu bilen var mı? Aslında bana sadece 2 tane pivotun olduğunu söylemeyin. Pivot sütunlarını da söylemelisiniz. Bu matrisin hangi sütunları pivot sütunlarıdır? Birinci sütun. Tamam. Bir sonraki sütuna geçelim. Eleme ne geçiyor? Bu pozisyonda ikinci bir pivot elde edebiliyor muyum? Evet. R'ye eriştiğimde pivotlar orada olacaklar. Ve ayrıca bazı sayılar da bulunacak. Burası benim önceden F dediğim kısım. Burası R'deki pivot sütunlarının birim matris olduğu kısım. Hiç sıfır satırı olmayacak. Hiçbir sıfır satır bulunmayacak. Çünkü rank 2'dir. Fakat şurada bazı şeyler olacak. Ve şu özel çözümlere ve sıfır uzayına girecektir. Tamam. Yani bu R eşit M
küçüktür N olan tipik bir matristir. Son olarak şuradaki R eşit M eşit N durumu için yerim var. En mühim durum için bu köşedeyim. Bu matrisin özelliği nedir? Bir örnek vereyim. Tamam. Bir, iki, üç, bir. Şahane bir örnek. Bana söyler misiniz? Rankı R eşit M eşit N olan bir matrisi nasıl tanımlarım? Matrisin kare olması lazım, değil mi? Kare bir matris. Rankını bilmek istersem tüm ranklı. Tüm satır veya tüm sütun ranklı dememe gerek yok. Tüm ranklı demem yeterli. Çünkü satır sayısı sütun sayısına eşit ve rank alabileceği maksimum değerde. Elimde nasıl bir matris var? Tersi alınabilir bir matris. Yani tersi olan matrisler R eşit M eşit N olduğunda, yani tersi alınabilir matris durumunda satıra göre basamaklı biçim nasıl olacaktır? Tersi alınabilir kare bir matris için. Birim matris I, değil mi? Gördüğünüz gibi iyi matrisler R'leri aşikar olanlardır. Onları birim matrise kadar indirgeyebilirsiniz. Bu matris için sıfır uzayı nedir? Bu soruya canla başla sarılalım mı? Bu matrisin sıfır uzayı nedir? Bu matrisin sıfır uzayı sadece sıfır vektörüdür. Sadece sıfır vektörü. AX eşit B'yi çözmenin şartları nelerdir? Sağ taraftaki hangi B'ler çözüm verir? A'sı bu, B'si B1, B2 olan AX eşit B'yi çözmek istediğimde B1 ve B2 üzerinde ne şartlar gerekir? Hiçbir şey, değil mi? Buraya geri gelirsem rank M'ye eşit olduğundan bu durumda ben herhangi bir B için çözüm bulabilirim. Rank da ne olduğunda çözüm tektir. Bütün resmi şurada özetlersem işte tam resim. R eşit M eşit N durumunda birim matrisimiz var. Bu durum bir tek çözümün olduğu durum. Bu kare tersi alınabilirin ikinci bölümde işlendiği hal. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. R eşit M küçüktür N olabilir. Şurada bu durum vardı. Satıra göre basamaklı biçim içinde sıfır satırları bulunan birim matris gibiydi. Bu sıfır veya tek çözümün olduğu bir durumdu. Çözüm deyince AX eşit B'yi kastediyorum. Bu durumda daima tek çözüm var. O durumda sıfır veya tek çözüm vardı. Şimdi de tüm sütun ranklı ve bazı fazlalık satırları bulunan durumu ele alalım. R matrisi birim matris, az kalsın birim matris yazıyordum. Ama F, ama bu zorunlu değil. Şu doğru mu? Bunu şurada doğru mu yapıyorum? Aman Allah'ım, yanlış. Bu R'nin N'ye eşit olduğu durum. Sütunlar tamam. Bu şu tahtadaki durum. R eşittir N. Tam sütun ranklı. Ben M'nin N'den küçük olduğu duruma bakmak istiyorum. Fazladan sütunlarım var. Tamam mı? İşte başlıyoruz.
Bu tam satır rankı durumu. I ve F ayrıymış gibi duruyor ama pivot sütununun birincisi olduğundan emin değilim. I ve F tam ayrışmış değil. Yani F, I'nın içine serpilmiş olabilir. Bunu şu şekilde yazabilir miyim? Birinci sütunlar pivot sütunları değilse F kısmi olarak I'nın içinde olabilir. Bu durumda kaç tane çözüm var? Daima bir tane. Bu varlık durumu. Daima bir çözüm var. Hiç sıfır satırımız yok. Burada hiç sıfır satırımız yok. Bu durumda daima ya bir çözüm veya sonsuz çoklukta çözüm var. Çünkü göz önüne almamız gereken bir sıfır uzayımız var. Son olarak R'nin M'den ve N'den küçük olduğu durumu ele alıyoruz. Tamam. Bu durumda R içinde bazı serbest terimler ve bazı sıfır satırların bulunduğu birim matristir. Bu durumda ya sonsuz çoklukta çözümümüz vardır veya hiç çözümümüz yoktur. Çünkü bazı B'ler için sıfır eşit sıfır bulamamıştık. Tamam. Bu tahta ve şu söz bu dersimizi özetliyor. Kaç tane çözümün olacağı hakkında her şeyi rank size söylüyor. O sayı yani rank çözümdeki bazı bileşenler hariç bütün bilgiyi veriyor. Bunun için matrise gidiyorsunuz. Tamam. İyi bir hafta sonu dileklerimle. Pazartesi görüşürüz.